Konumuz Ne kanalında tekrar beraberiz. Bu haftaki konumuz avokado. Sizlere avokado ile ilgili birkaç tarif vereceğim ve avokadonun ne kadar faydalı bir yiyecek olduğundan bahsedeceğim. Avokado sence meyve midir, sebze midir? Bence meyve. Ama kesin sebzedir böyle bir şey sorduğunuz. Hayır, aslında ben de bunu düşündüm ama avokado tabii ki bir meyve bence de. Ve hatta birçok yabancı kaynakta God's Food olarak biliniyor. Yani Tanrı'nın yiyeceği. Çünkü inanılmaz derecede faydalı olduğu ile ilgili birçok yerde yazılar bulabilirsiniz. Şimdi aslında ben bu videoda avokadonun ne kadar sağlıklı bir şey olduğundan da tabii ki bahsedeceğim. Ancak burada oturup işte şu vitamin açısından çok iyidir, bu çok yüksektir, o da işte vücudumuzda şunlara iyi gelir gibi böyle çok ahkam kesmek istemiyorum. Çünkü tabii ki ben de bunları başka kaynaklardan okuyorum ve okuduklarım kadarıyla bir kısmını sizlere açıklayacağım. Şimdi efendim, avokadonun içerisinde K vitamini oldukça yüksek, potasyum, C vitamini, E vitamini oldukça fazla, B5 vitamini, B6 vitamini. Hatta bu vitaminler vücudumuzun günlük ihtiyacının neredeyse %20'sini, %25'ini karşılayacak derecede yüksek oranda bulunuyor avokadoda. Ben neden avokadoyu seviyorum? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum aslında sizlere. Çünkü avokado çok güzel bir meyve. Yani şu anlamda çok güzel bir meyve. Her şey olabiliyor. Her şekle girebiliyor. İsterseniz bunu böyle tuzlu bir salatada çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ezme gibi, sürme gibi bir şeylerin üzerine sürebiliyorsunuz. Aynı zamanda tatlı olabiliyor, tuzlu olabiliyor. Bir de tabii avokado ile ilgili şöyle de bir durum var. Avokado hayatımıza yeni giren meyvelerden bir tanesi. Yani bundan böyle bir 5 sene önce falan avokado aslında hayatımızda yoktu. Ancak avokado hayatımıza girdiğinden beri gerçekten özellikle benim için mutfağımın vazgeçilmezlerinden bir tanesi oldu. Hatta avokadodan önce ben ne yiyordum diye de bayağı oturup düşünmüyor değilim. Avokadonun en sevdiğim taraflarından bir tanesi potasyum oranının çok yüksek olması. Çünkü potasyumu normal günlük beslenmenizde çok fazla alamıyoruz. Ve avokado gerçekten ciddi oranda bu potasyum desteğini bize sağlıyor. Bu da kalp ve damar sağlığımız için oldukça faydalı bir vitamin. Aynı zamanda da avokadonun içerisindeki E vitamini cildimiz, saçımız ve tırnaklarımızın güzelliği için oldukça önemli. Ve avokadonun içerisinde oldukça fazla sağlıklı yağ asitleri var. Yağ bize çok uzun yıllardan beri kaçınmamız gereken bir şey olarak söylenmesine rağmen artık araştırmalar değişti, gerçekler değişti ve ortaya çıktı ki ne kadar çok yağ yersek, sağlıklı yağ yersek bizim için o kadar iyi, özellikle cilt sağlığımız açısından çok önemli. Avokado çok lifli bir meyve, biliyorsunuz. Lif demek kolay hazmedilmek demek ve lif demek zayıflamak demek. O yüzden de avokadoyu ne kadar çok günlük beslenmemiz içerisine alırsak kilo verme konusunda da o kadar iyi bir şey yapmış oluruz. Şimdi bu avokado, ancak bu olmuş bir avokado. Şimdi bunu marketten alırsanız ve eğer olmasını beklemezseniz çok hazin sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. O da nedir ki? İnanılmaz serttir. Bir kere kesemezsiniz ve yiyemezsiniz çünkü çok sert olduğu için. O yüzden avokadonun birinci kuralı, marketten avokadoyu aldıktan sonra evde bir süre onu olgunlaştırmanız gerektiğini biliyor olmanız. Yani marketten alıp olmamış bir avokadoyu yemeklerde kullanmak isterseniz bunu başaramazsınız. Ben avokadoların genelde organik olmasına özen gösteriyorum. Çünkü organik olduğu için içerisinde daha fazla besin değeri olduğunu düşünüyorum. Yani öyle değilse bile kötünün iyisi olduğu için bunu tercih ediyorum. Ve özellikle güneyden gelen, yani Antalya bölgesinden gelen avokadoların hem fiyatları çok daha iyi oluyor hem de lifli olmuyor. Yani kılçıklı. Bazen avokadoyu alıyorsunuz, o kadar para veriyorsunuz. Günlerce de bekliyorsunuz onun olmasını. El bebek, gül bebek böyle bakıyorsunuz. Artık olması gereken seviyeye gelmiş. Büyük bir hevesle onu kesiyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki içi kılçıklı çıkmış. Veya içinde böyle karalıklar var, siyahlıklar var. O kadar para verdiğinizde mi yanacaksınız? Onu günlerce olgunlaştırdığınızda mı yanacaksınız? O yüzden böyle hoş olmayan sürprizlerle karşılaşmamak için güzel avokado üreten bir üreticiden direkt kendiniz sipariş verebilirsiniz. O zaman daha güvenli oluyor. Yumuşak kıvama geldiğini nasıl anlarız? Bunun çok önemli bir triği var gerçekten. Çünkü gerçekten olmamış bir avokadoyu 13 tanelik keserseniz avokadoyu çöpe atmak durumunda kalırsınız. Çünkü bir kere kesildikten sonra kararır. Ben genelde şöyle yapıyorum. Mesela parmağımı birazcık böyle batırıyorum avokadoya. Hani mesela şimdi böyle eline birazcık batırdığında böyle hafif İçeri girer ya, böyle bir kulak memesi kıvamı denir mesela. Böyle bir o tatlı yumuşaklığa gelmiş olması gerekiyor böyle. Ne çok aşırı cıvık olacak ne de sert olacak.
Ama böyle parmağınızın birazcık içine girmesi gerekiyor. Yani hemen üstteki bir yumuşaklığı oldu zannederseniz bu iş olmaz. O yüzden belli bir zaman sonra siz de avokado konusunda uzmanlaşabilirsiniz. Hiçbir sürprizle karşılaşmayacağımı bildiğim için gördüğünüz gibi ne kadar rahatım. Ama emin olmadığım bir yerden avokado almış olsaydım şu an stres içindeydim acaba lifim mi veya acısıyam diye. Gördüğünüz gibi ne bir siyahlık, ne bir lif, mükemmel bir avokado. Şimdi avokadoyu şöyle tutuyoruz avucumuzun içinde. Avucumuza oturttuk. Bu elimize de kaşık. Ve şu şekilde şöyle kenarlarından bunu çıkartıyorum. Böylece avokado kaşıkta kalıyor, kabuk da elimde kalıyor. Böylece avokadodan hiçbir fire vermemiş oluyorum. Biliyorsunuz ki avokado çok değerli. Her bir parçası çok önemli. Bir de şimdi kabuğunu soyarken de bir şekilde zor oluyor. Yani bilmiyorum, benim çok kolay bulduğum bir yöntem değil. O yüzden böyle içini çıkarıyorum. Bu kabuğun içinde kalan avokado parçalarını şöyle yüzüme sürüyorum. Ama tabii ki şu an sürmeyeceğim. Şu şekilde yüzüme sürüyorum. Ellerimi vesaire böyle sürüyorum. Ve onu da bir krem haline, doğal bir krem haline getiriyorum hemen arkasında. Bu da avokadomuzun diğer yarısı. İçerisinde çekirdek kalan tarafı. Çekirdeği de zaten hemen şöyle yaptığımız zaman pıt diye çıkıyor. Bu çekirdeğini atmıyoruz. Neden? Çünkü bu çekirdeği de kullanacağız. Onda da videonun ilerleyen bölümlerinde sizlere anlatacağım bu çekirdekle ne yapacağımı. Evet, avokadolarımızı hazırladık ve şimdi avokado ile iki tane farklı salata yapacağız. Bu salatalardan bir tanesi salatalıklı, diğeri de beyaz lahanalı. Bu salataların tarifinin nereden çıktığını gerçekten bilmiyorum. Beyaz lahana benim çok sağlıklı bulduğum sebzelerden bir tanesi ve beyaz lahanayı da çiğ yemek daha faydalı dedikleri için ben de böyle işte evde denerken vesaire böyle bir tarifle karşılaştım ve çok hoşuma gitti. İlk yaptığım günden beri yedirdiğim insanların da gerçekten çok beğendiği tariflerden bir tanesi olduğu için hemen benim çok fazla kullandığım yemekler arasına girdi kendileri. İlk olarak beyaz lahanalı olanı yapalım diyorum. Ben öncesinden lahanaları şu şekilde kesmiştim. Lahana bence en zayıflatıcı sebzelerden bir tanesi. Tek geçerim. Ve bağırsak sağlığı için de çok iyi. Evet, lahanayı çiğ yediğimiz zaman daha çok besin değeri yüksek oluyor. Ama lahananın bir de dezavantajı var. Genelde lahananın gaz yaptığı söylenir. O yüzden de kimse lahanayı yemez. Bu kadar güzel bir yiyecek böyle bir kötü şeyinden dolayı, ününden dolayı çok tercih edilen şeylerden bir tanesi de olmaz. Bir de bence lahanayı da mesela kapuska olarak yapıldığında birazcık lezzetsiz yapabiliyorlar. O yüzden de insanlar lahanayı bir şekilde sevmiyorlar. Ancak bence lahana çok lezzetli yemeklerden bir tanesi. Ve bağırsak sağlığı için çok faydalı, mide sağlığı için çok faydalı. Aynı zamanda kilo verdiren sebzelerden bir tanesi. Lahanayı bence birazcık yumuşatmak çok önemli detaylardan bir tanesi olabilir burada. Bunu da nasıl yapıyoruz? Tuzla. Ben genelde Himalaya tuzu veya kaya tuzu kullanıyorum. Lahanama birazcık tuz ektikten sonra şöyle kolları sıvıyorsunuz. Adeta bir çiğ köfte yoğurur gibi. Evet, aslında biraz benzer bir yöntem. Şöyle elde bunları öldürüyoruz. Öldürmüyoruz, yumuşatıyoruz. Böyle gerçekten çiğ köfte yöntemi çok işe yarıyor. Zanneden de beni böyle her hafta sonu çiğ köfte yapacağım zannedecek. Hani onların şöyle bir hareketi var ya böyle yumruk. Onu da yapabilirsiniz. Veya evinizde yaşayan çok kaslı arkadaşlarınız varsa onlar da rica edebilirsiniz. Sonuçta spor salonunda o kadar dumbbell falan kaldırıyorlar yani gelip şurada iki tane lahanayı sıkabilirler bence. Lahanaların hafif sulandığını göreceksiniz. Buna elle pişirme yöntemi denir. Raw beslenmede oldukça sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Bu tarz böyle lahana, brokoli, işte Brüksel lahanası gibi şeyleri veya kırmızı lahana da olabilir. Bu şekilde böyle elde pişmekle pişmemek arası bir kıvamda onları tutabilirsiniz. Yani 2-3 dakikalık bir işlem aslında. Yani çok aşırı uzun değil. Birazcık böyle rengi değişti. Hafiften sulandı ve istediğimiz kıvama geldi. Buna ne yapıyoruz? Soğanımızı ekliyoruz. Ama bu soğan bildiğiniz soğanlardan değil. Bu soğanı arkadaşlar 2 yıl boyunca aradım. Çünkü bu soğanı bir kere bir yerde yemiştim ama nerede yediğimi hatırlamıyorum. İnanılmaz lezzetli. Hani böyle soğanın acısı vardır ya. O acıya sahip değil. Yani neredeyse böyle elma gibi ısırıp yiyebileceğin kadar lezzetli bir soğan. Ve 2 yıl boyunca bu soğanı aradım.
denemediğim çeşit kalmadı. Farklı üreticilerden farklı cinsler, işte beyaz soğan, kırmızı soğan, işte rengi nasıl olacak da vesaire hepsini denedikten sonra sonunda aradığım soğanı buldum. Bunu organik pazardan alıyorum. Şu görmüş olduğumuz yassı soğan. Bunun cinsi nedir bilmiyorum ama inanılmaz lezzetli ve çiğ yemeğe en uygun soğanlardan bir tanesi bana göre. Çünkü çiğ soğan bazı insanlarda mide yakma problemine sebep olabilir. Mesela benim gibi. Şimdi bu soğanın kabuklarını soyuyorum. Ve çok da fazla göz yakmıyor dedim. Şimdi göreceğiz. Ne kadar göz yakıp yakmadığını. Evet, soğanımızı da doğradık. Bu soğanı şimdi ikiye bölüyorum. Çünkü yarısını başka bir salatada kullanacağım. Yarısını da bu salatada kullanacağım. Söylemiş olduğum gibi pratiklik her zaman çok önemli konulardan bir tanesi. Özellikle benim için. Çünkü mutfakta yemek yapacak çok fazla vaktim olmuyor genelde. Eğer siz de böyleyseniz ve çok fazla bulaşık yıkamaktan hoşlanmıyorsanız veya sizin arkanızdan etrafı toparlayacak birisi yoksa bu da tabii ki çok önemli. Mümkün olduğu kadar az bulaşık çıkartmaya çalışırım. O yüzden de işte mesela bu soğanı kesme tahtasında kessem, o kesme tahtası soğan kokacak. Daha sonra meyve kesmeye çalıştığımda soğan kokma ihtimali olacak. Ekstra bulaşık çıkacak. O yüzden hiç gerek yok. Böyle güzel keskin bir bıçakla bunu direkt minik minik direkt kabın içine doğruyorum. Böylece hiç başka bir malzemeyle de uğraşmıyorum. Ve bence böyle elde kesip direkt tabağın içerisine de koyunca ne olduğunu düşünüyorum biliyor musunuz? O böyle keserken çıkan sıvıları vardır ya sebzelerin. Onlar da yemeğin içine karışıyor ve daha lezzetli olmasına sebep oluyor. Çünkü öbür türlü bu suları hep kesme tahtasında kalıyor. Ve sanki sebzenin böyle en lezzetli kısımları o kesme tahtasıyla beraber çöpe gidiyor diye düşünüyorum. O yüzden elde kesmek bence bu açıdan da daha iyi. Sebzeler iyice ezilmiş oluyor ve bütün lezzetleri anında tabağa geliyor. Evet, bunu da koyduk. Sonrasında avokadolarımı koyuyorum. Burada birazcık doğaçlama gidebilirsiniz. Yani illa bir avokadoya işte şu kadar gram lahana gibi değil de daha çok avokadolu istiyorsanız daha çok avokado koyun. Çiğ lahanayı zaten çok sık yiyemiyorum. Hazır böyle bir tarif bulmuşken lahananın şifasından daha çok faydalanayım diye düşünüyorsanız lahanayı birazcık bol tutabilirsiniz. Ama yok kalsın ben daha alışma evresindeyim. Bir iki lokma bile çiğ lahana bana iyi gelir diyorsanız da lahanayı birazcık daha az tutabilirsiniz. Ben aşağı yukarı eşit gibi koyuyorum bunları. İyi salata yapmanın en önemli kurallarından bir tanesi nedir? Bana göre malzemeleri elle karıştırmak. Yani nedenini bilmiyorum ama elle karıştırılan salatalar mutlaka diğerlerine göre çok daha lezzetli oluyor. O yüzden hemen bu kaşık faslını geçiyorum ve avokadoları elimde karıştırıyorum. Eğer avokadoyu elinizde karıştırıyorsanız, önemli detaylardan bir tanesi daha var. Şimdi bu avokadoların bazıları biraz daha büyük oldu, bazıları biraz daha küçük parçalar halinde oldu. Bu avokadoların bazılarının çok ezilmesini istiyorum ki salatamı böyle kremsi bir hale soksun ya. Yani birazcık böyle bir kıvamı olsun istediğim için bazı avokadoları iyice eziyorum. Ama aynı zamanda da avokadonun böyle sert sert ağzıma geliyor olması hissini de seviyorum. Yani birazcık daha avokadonun büyük parçalar halinde olmasını da seviyorum salatanın içerisinde. O yüzden bunu böyle kendi kafamda işte mesela bir tanesini böyle çok sıkıyorum. Avokadolar böyle iyice eziliyor. Diğerine böyle birazcık daha nazikçe davranarak avokadoların bazılarının püre olmasına ve bazılarının da parçalı halde kalmasına sağlıyorum. Limonumu, zeytinyağımı ve tuzumu koymadan önce bu salatayı birazcık böyle elimle kıvamını verdim. Şimdi de limon koyacağım. Gördüğünüz gibi limon sıkacağı da kullanmıyorum. Çünkü limon sıkacağını temizlemesi en zor şey ya. O limonun lifleri böyle aralara böyle minik minik giriyor ya. Hele ki onu anında suya tutmadıysan Allah uğraştır onu çıkartacaksın diye. O yüzden şöyle bir yöntemim var. Hemen bunu böyle sıkıyorum. Çekirdekleri elimde biriktiriyorum. Bakın mesela hiç çekirdek gelmedi, şanslıyım. Mesela çekirdek geldiyse de hemen böyle elimle ayırdım. Böylece aşırı derecede pratik olduğumu düşünüyorum. Zeytinyağı koyacağım. Zeytinyağınızın soğuk sıkım olmasına özen gösterin. Hem daha lezzetli oluyor hem de besin değeri de çok daha yüksek. Tuzla biraz zorlanacağım galiba, ne dersin?
Tuz konusunda bu arada dikkat etmeniz gereken şöyle bir konu daha var. Şimdi lahanaya tuz ekmiştik hatırlarsanız. O yüzden eğer çok fazla tuz ekerseniz de salatanız aşırı derecede tuzlu olabilir. Of! Gördüğünüz gibi zeytinyağı, limon hepsi bir araya geldi ve inanılmaz iyi bir sosu oldu. Şöyle görebiliyor musunuz? Evet, birinci salatamız hazır. Hemen kabımıza koyuyoruz. Gördüğünüz gibi her şey elinizde yapabilirsiniz. Tadam, salatamız hazır. Şimdi diğer salatamıza geldi sıra. Aslında diğer salatamızın ilk salatadan çok bir farkı yok. Sadece sebzeyi değiştiriyoruz. Beyaz lahana yerine salatalık kullanıyorum bu salatada. Siz dilerseniz mesela havuç kullanabilirsiniz, turp kullanabilirsiniz. Kabakları rendeleyip onları marine ederek avokado ile karıştırabilirsiniz. Yani aklınıza gelen bütün sebzeleri bu tekniği kullanarak bir avokadolu salata haline çevirebilirsiniz. Böylece çok da havalı olursunuz. Menüde sanki sürekli böyle farklı çeşit salatalar varmış gibi gösterebilirsiniz. Aslında temeli hepsinin aynı olur ama siz gayet havalı olursunuz. Bir gün havuçlu avokado salatası, öbür gün kırmızı lahanalı avokado salatası gibi gibi menüyü genişletebilirsiniz. Elmalı avokadolu salata olur mesela. Çok güzel olur biliyor musun? Elmalı avokado salatası da inanılmaz güzel oluyor. Onun üzerine ben biraz şey koyuyorum. Bak şimdi hemen şey oldu. Böyle birazcık vanilya, tarçın, kakule, hani hafif tatlı bir tarafa onu çekiyorum. O zaman inanılmaz güzel oluyor. Evet, bu salatamız için de salatalıklarımız var. Tabii ki yine organik salatalıklarımız. Gördüğünüz gibi yine kesme tahtası kullanmıyorum. Salatalık inanılmaz güzel bir şey bence. Çünkü bir kere hiç kalorisi yok. Yani sıfıra yakın bir kalorisi var. Ve alkali oranı en yüksek sebzelerden bir tanesi. Maydanozla beraber hem fiyatları da çok ucuz. Yani sadece maydanoz ve salatalık yiyerek bile vücudunuzu inanılmaz derecede alkali bir tarafa çekebilirsiniz. Kilo da verebilirsiniz. Ve salatalık cilt ve saç sağlığı için, cilt ve saç güzelliği için ilk onda. Yani evinizde böyle salatalık olsun, avokado olsun, lahana olsun. Yani böyle 3-5 bir şeyle aslında inanılmaz sağlıklı olabilirsiniz. Öyle çok fazla uğraşmaya gerek yok. Genelde insanlar işte sağlıklı beslenmek çok pahalı, işte garip grup malzemeler kullanıyorsunuz falan der ama söylemiş olduğum gibi en alkali şeylerden bir tanesi salatalık ve maydanoz. Japonlar Türkiye'ye geliyor ve maydanozun işte çok ucuz olduğunu, yani böyle demetinin 1 lira 2 lira olduğunu görünce inanılmaz şaşırmışlar. Hani bu kadar sağlıklı bir şey nasıl bu kadar ucuza satılır, her yerde bulabiliyorsunuz, ne kadar şanslısınız diye. Evet, salatalıklarımızı koyduk. Soğanımızı da gördüğünüz gibi koymuştum. Tekrar avokadolarımı koyuyorum. Limonumu bu sefer önceden sıkacağım. Çünkü demin biraz etrafı berbat ettim. Çekirdekleri nasıl ayırdım görüyor musun? Ne kadar profesyonelim. Bak. Kaç tane çekirdek var burada? Dört. Ya şu hareket gerçekten çok önemli. Hiç çekirdek düşünmem. Ay, en sinir olduğum şeylerden birisi de nedir biliyor musun? Salatanın içerisine limon çekirdeği düşmesi. Ben yiyemem mesela o salatayı. Ya çünkü o çekirdek bir şekilde gelir ve mutlaka beni bulur ve tam yemeğimin en güzel yerinde böyle bir kere ilk olarak böyle kart diye böyle bir ısırırsın dersin. Ya umarım hani o değildir dersin ama tabii ki de o çıkar. Ve o ilk ısırma hissinin ardından o böyle ekşiliği bütün ağzına yayılır. Hani sonraki 3-4 lokmanı da etkiler o çekirdeğin acısı. O yüzden hiç sevmem. Bunun için de şöyle bir taktiğim vardır. Mesela evde ya da bir yerde hani beraber arkadaşlarımızla yemek yapılırken salatanın özellikle o sos aşamasında gelindiğinde ben de bir istek, bir yardımseverlik. Aa lütfen sosunu ben yapayım, limonu ben sıkarım falan, hani böyle bir anda hani aşırı bir tepki gösteririm. Niye? Çünkü çekirdeğin içine düşmediğinden emin olabilirim eğer o limonu ben sıkarsam. Evet sevgili arkadaşlarım, size böylece yaptığım küçük çakallıklarla ilgili bir tüyo vermiş oldum. Evet, bunu da tekrar elimizde böyle mıncıklayıp fışfışladıktan sonra, bunu o kadar fışfışlamamıza gerek yok çünkü lahana kadar sert değil. Bakın mesela bu da birazcık salatalık oranı yüksek bir salata olmuş oldu. İnanılmaz besleyici, lif oranı çok yüksek. Bu salatayı mesela sabah kahvaltıda yanında böyle bir parça peynir veya işte sağlıklı bir ekmekle veya ne bileyim simit falan da yiyebilirsiniz eğer isterseniz. Ona böyle sürüp sürüp yiyebilirsiniz. Zeytinle çok güzel oluyor. Siyah zeytinle. Kuru sele. Kuru sele olması çok önemli. Çünkü zeytinleri böyle garip şeylerle bekletiyorlar. Artık asit mi koyuyorlar içine, ne yapıyorlarsa. Böyle çok acı bir tadı oluyor ve mideyi yakıyor. Ama gerçekten tuzla yapılmış olan zeytinler inanılmaz biliyorum. Ya da akisar zeytini olacak. Böyle şey, kırık zeytin. Ya bir gün zeytin bölümü mü çeksek ya? Zeytinle
Zeytinli ilk onda. Cilt ve saç sağlığı konusundaki. Salatalarımız hazır. Gerçekten en sevdiğim yemeklerden iki tanesi olduğu için şu an çok mutluyum. Ve tabii ki de... Şimdi food styling diye bir konu var. Son zamanlarda inanılmaz derecede duyuyoruz. İşte food styling bilmem ne. Böyle garip garip tabaklara süslemeler yapılıyor. Bazen bir yerde yemek söylüyorsunuz. Yemekten çok süsleme geliyor. Ne işte böyle bir takım soslar böyle kenarlara böyle fışkırtılıyor. Bir de ne var şimdi yeni moda? Çiçekler. Her yerde edible flowers diye bir şey var. Yenilebilen çiçek. O yenilebilen çiçekler bütün tabaklarda böyle süs olarak. Ama yenilebilir çiçeğiniz yoksa baharatlarla da çeşitli süslemeler yapabilirsiniz. Bunun için de kontrast renkleri kullanabilirsiniz. Mesela ben bu aralar sumağı taktım. Deli gibi sumak yiyorum. Neden olduğunu bilmiyorum ama. Ve bu sumağı Azerbaycan'dan aldım. Onların sumakları inanılmaz iyi. Yani böyle bir şey görmedim gerçekten. Mesela sumakla şöyle... Şahtlı şahpaz oldu derler ya, özendim hissi yaratıyoruz. Böyle küçük bir şıklık. Evet, salatalar bitti. Şimdi sıra geldi tatlı ya. Avokadoyla yapılan çok iyi ve çok sağlıklı bir tatlı var. Avokadoyla şimdi de çok güzel bir tatlı yapacağız. İnanılmaz sağlıklı, istediğiniz kadar yiyebileceğiniz ve besin değeri çok yüksek. Aynı zamanda da çok lezzetli bir tatlı. Puding diyebiliriz aslında buna. Avuding. Avopudding. Ne olabilir ismi? Bence bu tatlının ismi avokading olsun. Şimdi avokading tatlısını yapacağız. Bir çeşit puding ama bildiğiniz pudinglerden değil. Bunun için bir adet blender'a ihtiyacımız var. Bence sadece bu tatlı için değil, her şey için bir adet blender'a mutlaka ihtiyacınız olması gerekir diye düşünüyorum. Yani şöyle bir blender alırsanız... O kitaplarda gördüğünüz veya işte videolarda görmüş olduğunuz birçok havalı tarifi, sosları, bu tarz sağlıklı yiyecekleri yapabilirsiniz. Bence böyle bir şeyi mutlaka edinin. Evet, tatlı için sıra malzemelerimize geldi. Videonun başına ne demiştik? Avokado hem hayvansal ürünlerle, hem sebzelerle, hem proteinlerle, hem de şekerli yiyeceklerle yani tatlılarla inanılmaz derecede iyi uyum sağlayan yiyeceklerden bir tanesi. Hiçbir hazım problemi yaşamadan bu tatlıdan zevk alacağınızı düşünüyorum. Şimdi malzemelerimize sıra geldi. 2 tane organik muz koyacağım. Neden organik muz kullanıyorum? Çünkü bence organik muzun tadı inanılmaz güzel. Tabii illa organik olmasına gerek yok. Eğer bildiğiniz iyi bir üretici varsa, sonuçta derdiniz sertifikalarla değil. Önemli olan lezzetli ve besin değeri yüksek sebzeler yiyebilmek. Görmüş olduğunuz gibi yine hiçbir şekilde bıçak kullanmayarak yine her şeyi ellerimle hallettim. Çünkü çok fazla malzeme pis etmek istemiyorum. 2 tane muzu böyle elimle yalan yanlış bir şekilde böldüm. Evet, avokadomuzu koyduk. Hepsi zaten karışacağı için arada kabuklar gelirse de o kadar önemli değil. O yüzden birazcık daha hızlı hareket edebilirim. Duruma göre bir avokado da koyabilirsiniz. Yarım avokado da koyabilirsiniz. Ben yarım avokadonun yeterli olacağını düşündüm şu anda. Bal. Hem besin değeri yüksek, hem çok güzel tadı olan vazgeçilmez bir tatlandırıcı. Bala asla ve asla demir kaşık sokmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu her yerde duyamazsınız. Genelde söylenmeyen detaylardan bir tanesidir. Ancak demir kaşıklar balla tepkimeye girdiğinde balın içerisinde yaşayan o önemli mineralleri ve besinleri yok ediyor. O yüzden balı koyarken mutlaka plastik kaşık kullanıyoruz veya tahta kaşık olabilir. Burada benim tatlış bir bal kaşığım var. Burada balı ne kadar koyacağınız tamamen size kalmış bir şey. Ne kadar tatlı isterseniz o kadar çok koyun. Balla beraber kullanacağım diğer bir tatlandırıcı ise hurma. Hurmayı neden kullanıyorum? Aslında kullanmayabilirim ama hurmanın böyle değişik bir tadı ve kıvamı oluyor. Böyle karamelimsi bir his yaratıyor girdiği tatlıların içerisinde. O yüzden böyle bir tane hurmayı balla beraber kullanmayı seviyorum. Ama böyle hani sulu sulu hurmalar oluyor ya buna. Medine hurması mı deniyor tam adını bilmiyorum ama. Hani böyle ballı ballı böyle yumuşak yumuşak olan hurmaları tercih ederseniz onlar daha iyi sonuç veriyor bu tarz tatlıların içerisinde. Bir tane hurma koydum. 2 kaşık bal koydum. Ve kakaolu bir puding yapıyorum. İsterseniz kakao yerine mesela çilekli, yaban mersinli de yapabilirdiniz. Ancak ben bugün kakaolu yapmayı tercih ettim. Kakao işlenmemiş ve kavrulmamış kakaodur arkadaşlar.
Yani raw kakao deniyor. Neden? Çünkü kakaoyu kavurduğumuz zaman bütün besin değeri gidiyor. Ben bununla ilgili test yaptırmıştım ve 7 katı daha antioksidan çıkmıştı, biliyor musun? Normal kakaolara göre. Kakao çok yüksek oranda antioksidan ve magnezyum oranı çok yüksek. Aynı zamanda da bizim serotonin hormonumuzu aktifleştiriyor. Yani bizi mutlu ediyor aslında. Ve bliss hormonunu aktifleştiren yegane yiyeceklerden bir tanesi kendisi. Çok da güzel bir tadı var. Bu kakao Peru'dan gelen bir kakao. O yüzden konulan tatlılara normal bizim alışmış olduğumuz kakaolar gibi böyle simsiyah bir renk vermiyor. Birazcık daha açık bir rengi var ve tadı ve kokusu da bence enfes. Raw kakao kullanmanızı tavsiye ederim. Ama tabii ki raw kakao yoksa normal kakao da kullanabilirsiniz. Bu kadar, hazır yani. That's it. Şimdi bunları blend edeceğim. Yani karıştıracağım. Blender olayının bu tarafını çok seviyorum. Çünkü her şeyi bir şekilde içine atıyorsun, düğmeye basıyorsun ve bir anda oluyor. Şimdi yapmam gereken şeylerden bir tanesi, servis yapmadan önce tadına bir bakıyorum. Çünkü belki çok tatlı gelebilir veya daha az tatlı gelebilir. O yüzden son rötuşları yapmak amacıyla... Ay, buna vanilya da çok güzel. Yani ne koyduysam bence iyi not edin, çok iyi bir tarif oldu. Ben çünkü genelde kafama göre yaptığım için tarifleri, bir yaptığımı bir daha yapamam. Ama Allah'tan her şeyi kayıt altına aldık da bir daha bu lezzeti yapabilirim. İşte aşağı yukarı zaten konulan malzemeler belli. İşte bir muz fazla olabilir, avokado biraz daha fazla olabilir. Bir hurma yerine iki hurma, iki kaşık bal yerine bir kaşık bal, hurma yerine bal uzatırmışım ama. Kakao yerine çilek, yaban mersini, meyveli, öyle şeyler yapabilirsiniz. Ancak biz bugün bunu yapmayı tercih ettik. En basiti, en kolayı ve en lezzetlerinden bir tanesi. Şimdi bunları servis yapacağım. Şimdi ne kadar masum. Şunlara bakar mısın? Avokadomuz, bir tanecik hurma, bir parçacık bal ve biraz kakao. Gerçekten size çok iyi gelecek lezzetlerden bir tanesi. Önce tatlıyı mı yiyoruz yoksa salatayı mı yiyoruz? Ben tatlıyı yiyeceğim. Neden? Ama senin amacın farklı, çünkü sen salatayı yemeyeceksin. Ama normalde tatlıyı yemeklerden önce yemek hazım için çok daha kolay. Hazım ne kadar garip bir kelime. Hazmetmek için, midemizin sağlığı için çok önemli. Ve dikkat edin, ne zaman önce tatlı yiyip ondan sonra yemeği yeseniz mideniz çok daha rahat edecek. Çünkü yemekten sonra yenen tatlının içerisindeki şeker, bu şekeri tırnak içerisinde kullanıyorum. Çünkü evet, hurma kullandık, bal kullandık ama sonuçta bunlar da tatlı durumuna giriyor. Yani sonuçta şekerli şeyler. Bu tarz şekerli şeyler yendiği zaman o şeker midede bir fermentasyon süreci başlattığı için midemizde böyle işte şişkinlikler, efendime söyleyeyim, bir takım böyle hoş olmayan hisler oluyor olabilir. Ancak tatlıyı önce yerseniz bütün bunları ortadan kaldırmış olursunuz. Evet, bugün sizlere tam olarak 2,5 tane tarif yapmış oldum. Niye 2,5 diyorum? Çünkü bir salatanın formatını sizlere anlattım, formülünü verdim ve siz bu formülün içerisindeki sebze kısmını istediğiniz şeyle değiştirerek sonsuz çeşitlilikte salatalar yapabilirsiniz. Dilediğiniz kadar bunu zenginleştirebilirsiniz. Sadece formülünü aynı tutarak, aynı zamanda da çok sağlıklı bir tatlı yaptık. Bütün bunların ana malzemesi avokado idi. Evet, video bitti. Ben artık yiyeceğim. Önce tatlıdan mı başlıyorsun? Önce tatlıdan başlıyorum. Videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz, ki bence kesin beğendiniz diye düşünüyorum, like'lamayı unutmayın ve lütfen kanalımıza abone olun. Çünkü çok güzel bir kanalımız var. Çok güzel pudingimiz var. Avokading. Puding o kadar tatlıydı ki neyi unuttuk? Videonun sonunda açıklayacağımızı söylediğimiz bir şey vardı. Avokado çekirdeğinden ne yapıyoruz?
Avokado çekirdeğini rendeliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde rendeleniyor. Rende yanına getirmediğim için şu an onu rendeleyemiyorum. Ve avokado çekirdeğini rendeledikten sonra üzerine 80 derece veya 75 derece de ısıttığınız suyu eklediğiniz takdirde inanılmaz güzel bir çay elde etmiş oluyorsunuz. Hem böyle çok lezzetli bir çay, böyle ağızda çok hoş bir doku bırakıyor ve aynı zamanda çok da besleyici ve sağlıklı. Videomuzun esas bitişi bu oldu. O zaman hepinize afiyet, şeker, bal olsun. Bay bay.